Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarından tekrar merhabalar. Haftanın ortasına geldiğimiz bugün, çarşamba günü itibariyle baktığımız zaman 3 ana konu öne çıkmış durumda. Bir taraftan İsrail'in yoğun bombardımanı ve Filistin'e uyguladığı o şiddet devam ediyor. Gökten adeta Gazze'ye bomba yağıyor, devam ediyor diyebiliriz. Ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yine bakıldığı zaman dün başlayan paralel yapıya yönelik operasyon gündemin öne çıkan başlıkları. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş canlı yayın konuğumuz, sıcak gelişmeleri ve gündemi konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar da diyorum ve bugün Kadir Gecesi öyle gösteriyor, öyle söyleniyor. Onu da tebrik ediyorum programımızın öncesinde Sayın Bakan. Ben de bütün vatandaşlarımızın, bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. İnşallah Kadir Gecesi'nden hakkıyla istifade edenlerden oluruz. Evet. Ramazan'ın bereketine ulaşanlardan oluruz. Ramazan'ın şefaatine, Ramazan'da inzal buyurulan Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ulaşanlardan oluruz. Amin diyoruz. Amin diyoruz. Efendim madem Kadir Gecesi'yle başladık, öyle olunca akla hemen Filistin geldi. Yani Gazze geldi. Ben aslında bu paralel yapıya yönelik operasyonla başlamak istiyordum ama şunu sormak istiyorum efendim. Yani savaşta bile birçok kurala riayet edilir. Birçok kuralları vardır savaşın, yapılacak ve yapılmayacaklar. Şimdi Ramazan ayı içerisinde 650'ye çıktı. Hani İsrail'in bu mübarek ayı da saymaması, yok kabul etmesiyle bu yoğun bombardımana devam etmesini görüyoruz. Bir de efendim 650'ye ulaştı. 3000'in üzerinde yaralı var. Ya alıştık mı? Yeteri kadar tepki göstermiyor muyuz? Nasıl bakalım? Bugün? Yani maalesef bir kere bütün dünya bu konuda neredeyse sessiz. Yani rejimler itibariyle, yönetimler itibariyle söylüyorum. Gerçekten böylesine bu bir alışılmışın ötesinde gerçekten bir insanlık ayıbı. Sadece İsrail orada yaptığı operasyonlar dolayısıyla bir sınava tabi tutulmuyor. Evet. Aslında bütün ülkeler, Batı ülkeleri de, dünyanın diğer ülkeleri de, İslam coğrafyasındaki ülkeler de, bütün ülkeler tek tek sınava tabi tutuluyor. Toplumuna baktığınız zaman da maalesef büyük çoğunluğu da sınıfta kalıyor. Yani bu aslında bu saldırganlık bildiğiniz gibi İsrail'in artık bir devlet politikası. Ta 1948'den bu yana, Deir Yassin katliamından bu yana sürekli bu katliamları yapmaya devam ediyorlar. 1967 Arap-İsrail savaşlarından bu yana da sadece sahadaki üstünlüğü değil, onun üstüne diplomatik üstünlüğü ve dünyada propaganda üstünlüğünü de ele alarak evet. İsrail istediği her şeyi dikte ettiren bir pozisyonda. Ayrıca bir büyük avantajı da var. Yani şimdiye kadar 100'ün üstünde İsrail aleyhinde Birleşmiş Milletler kararı olmasına rağmen bu uygulanmıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hangi karar olursa olsun bunu veto ediyor. Hatta Batı ülkeleri de şemsiyesi. Bu son olayda da bunu gördük. Evet. Yani hem Batı ülkelerinin önemli bir kısmından hem Amerika Birleşik Devletleri'nden çok ciddi şekilde destek anlamına gelecek olan sözler geldi. Dolayısıyla böyle olunca İsrail'de eli rahat. Hele son zamanlardaki hem dünya sisteminin yapısı, işte Ukrayna krizini bile çözemeyen bir dünya sistemi var. Niye böyle oldu Sayın Kurtulmuş? Yani bakıldığı zaman adım atmayan, olayları seyreden, IŞİD'de de gördük. Herkes şunu bekledi aslında. Amerika gelecek 24 saat içerisinde IŞİD'i dümdüz edecek. Irak'ı, oraları tekrar. Çünkü çok büyük para harcadı, büyük emek verdi. Bir anda yıkıldı. Hani kağıttan kaplanmış sözü belki de bunun için de söylendi. Yani niye böyle oldu, bu noktaya gelindi? Ve bu kadar olay olurken Ban Ki-moon şunu söylüyor. Burada hani 650 tane kişi katledilmiş, öldürülmüş. Suçlu İsrail değil, suçlu Hamas'tır, suçlu Filistin'dir. Yine buna keza Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, John Kerry. Yani hani bir şey doğru ama buna biz efendim kırmızıya mavi diyemeyiz veya kırmızı kırmızıdır. Nasıl oluyor? Şimdi bu tabii söylediğim gibi yani bu İsrail'in propaganda gücü ve dünyayı etkileme yeteneğinden kaynaklanıyor. Ve zaten İsrail böylesine bir desteği arkasına almamış olsa bu saldırıları yapamaz. Doğrudan doğruya bu saldırıların arkasında demek ki sadece İsrail'de o silahları ateşleme emrini verenler değil, İsrail'e bu desteği verenlerin de suçlu olduğunu görmemiz lazım. Hı hı. Dediğiniz doğru. Böylesine bir yapı var. Ama çok şükür özellikle bu son saldırıda gördüğümüz bir şey var. Mesela Washington'da binlerce insan yürüyor. Londra'da binlerce insan yürüyor. Dün Atina'da. Atina'da insanlar yürüyor. Latin Amerika'da insanlar yürüyor. Yani ülkeleri ne yaparsa yapsın, o ülkelerin yönetimleri ne yaparsa yapsın, halkların büyük bir çoğunluğu, hatta Yahudi halkının içerisinde de, yani hem İsrail'deki Yahudiler bakımından söylüyorum, hem dünyadaki Yahudiler bakımından söylüyorum. Artık bu meselenin Yahudi camiası içinde katlanılamaz bir durum olduğunu gören ve bir an evvel bir barış sağlanmasını isteyen gruplar var. İsrail içerisinde de bu gruplar seslerini yükseltiyorlar. Dolayısıyla gerçekten ortada çok son derece vahim bir durum var. Dünyanın şartları, Birleşmiş Milletler'in şartları, özellikle İslam coğrafyası ve Orta Doğu'nun bu bölünmüş hali, İşte Suriye'nin meselesi, Irak meselesi, bir Sünni-Şii geriliminin fevkalade had safhaya yükselmiş olması, Arap Baharı ile birlikte başlayan sürecin yarım kalması, bütün bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman, bir de İslam coğrafyasındaki siyasi irade zaafını ortaya koyduğunuz zaman, bu İsrail için bulunmaz bir fırsat oluşturuyor. İslam ülkelerini soracağım ama ondan önce bir şey sormama izin verir misiniz? Efendim şimdi bakıldığı zaman Türkiye'den yükselen ses, işte o 95-2000 arasında olanlar, hani yine bu katliamlar devam ederken Türkiye sadece Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan cılız bir açıklamayla olayı kınar bitirirdi. Şimdi sözünü, sesini, tonunu her geçen dakika, her geçen gün birazcık daha yükselten bir başbakan. Bir Türkiye, sizler, hani Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail'in Büyükelçiliğini basmaya giden milletvekilleri. Şimdi bunlar İsrail'in, herhalde her yapılan hareket İsrail'e 3 günlük yaz. Bütün bunlar Türkiye'den yükselen bu ses. Dünyada cılız olan sesleri kuvvetlendirdi dememiz mümkün mü? Türkiye uluslararası kamuoyunu organize eden ülke konumuna mı geldi? Bir de bu süreçte Türkiye barış masasından dışlandığı ifade ediliyor. Böyle bir şey istese bile mümkün müdür? Hayır, şimdi bir kere Türkiye'nin pozisyonu itibariyle, hem Orta Doğu'daki şu andaki reel pozisyonu itibariyle, hem tarihten getirmiş olduğu birikimi itibariyle biz Filistin meselesine, biz Kudüs meselesine asla bilgiyane kalamayız, yabancı kalamayız. Asla vurdum duymazlık yapamayız. Bu Türkiye'nin varoluş sebebidir. Sayın Başbakanımız dünkü toplantıda söylediği çok önemli bir söz var. Bu sadece Filistin'i koruma, sadece Gazze'yi koruma davası değil. Bu mesele Türkiye'nin istiklali meselesidir dedi. Fevkalade önemli bir meseledir. Çok ağır bir laftır. Onun açılımını biraz şey yapabilir misin? Nedir efendim Türkiye'nin istiklali koruma meselesidir? Şunu kastediyoruz. Yani dünyada bir el maalesef hem İslam dünyasını parçalıyor. Bakın hatırlar mısınız 11 Eylül olaylarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin işte efsanevi Dışişleri Bakanı Sayın Kissinger şunu söylemişti. Bu Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bir savaş değil. Bu İslam'ın iç savaşıdır demişti. Evet. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanlarından Bayan Rice aynen şunları söyledi. Hatta zannediyorum Ankara'da da söyledi bu lafı. Bundan sonraki süreçte bu bölgede 22 tane yeni ülkenin kurulması mümkündür dedi, muhtemeldir dedi. Evet. Şimdi ortada bir plan var. İslam coğrafyasının tam bir asır evvel ortaya konulan bir bölünme senaryosu var. Aynı oyun bir asır sonra karbon kağıdıyla kopya çekmiş gibi tekrarlanmaya çalışılıyor. Doğru. Koskoca Osmanlı Cihan Devleti 10 yıl içerisinde Balkan Savaşları, Yemen Savaşları, Medine ayaklanması, bir sürü iç karışıklıklarla 10 yıl içerisinde gümbür gümbür cephelerin hepsini de kaybederek maalesef Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Şimdi aynı şeyi bir asır sonra oluşturmaya çalışıyorlar. O zaman etnik kavga üzerinden işte Balkanlarda sen Arnavutsun, sen Boşnaksın, sen Türksün, sen Makedonsun diyerek insanları böldüler. Yükselen milliyetçilik. Sen Arapsın diyerek Arap coğrafyasında bir takım işte meşhur Lawrence of Arabia, Arabistan'ın Lawrence'ı buralarda fellik attılar ve buraları ciddi bir şekilde etnik ayrışmanın içerisine sokmaya çalıştılar. Şimdi aynı şeyi yapıyorlar. İslam coğrafyasında hem etnik ayrımı parçalanmış yapıyı daha da parçalı hale getirmek nedir? Mesela bunu kastet, bunu kastet. İsrail'in güvenliği için önemli midir? Bu İsrail'in güvenliği için hayatidir onun da ötesinde İsrail'in karşısında bir diplomatik blok oluşturulamaması için İslam coğrafyasının iç tartışmalarında artması lazım. Filmi şöyle biraz başa alın. O eski Soğuk Savaş döneminde bir tarafta Rusya ve onun etrafındaki Arap ülkeleri vardı. Bir tarafta Amerika ve onun etrafındaki Arap ülkeleri vardı. Siyasi farklılıkları ne olursa olsun bu Arap ülkeleri, mesela Irak'la Ürdün siyasi olarak birbirine taban tabana zıttı. Mısır'la Irak birbirine taban tabana zıttı. Suriye zıttı. Evet. Ama sonuçta Filistin meselesi mevzu bahis olunca bütün İslam coğrafyası birleşir. Doğru. Kim ne tarafta olursa olsun birleşmek zorundaydı. Çünkü hani nasıl bir zamanlar bizim iç politikamızda Kıbrıs meselesi bütün partilerin farklılıklarına rağmen ortak meselesi ise Kudüs davası da bütün Müslüman milletlerin, Müslüman devletlerin ortak davası. Efendim burada... Şimdi geldiğiniz zaman burada maalesef en önemli şeylerden birisi Kudüs gibi hayati ve ortak bir konuda dahi İslam coğrafyası bir araya gelemiyor. İslam coğrafyası dediniz. Bunun için diyoruz ki hakikaten bu bir istiklal meselesidir. Sadece Filistin meselesi değildir. Bu toprakların daha fazla bölünmesi, parçalanması meselesidir. Ta 90'lardan beri Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, şimdi Doğu Avrupa, Ukrayna'yı falan alırsanız bütün bu coğrafyadaki karışıklıklara rağmen Allah'a çok şükür istikrarını koruyabilmiş olan tek ülke Türkiye'dir. Evet. Türkiye siyasi istikrarını koruyabilmiş, bütünlüğünü koruyabilmiş bir ülkedir. Bu anlamda da özellikle son 2 yılda siyasi ve iktisadi istikrarı birlikte yaşamış olan bir ülkedir. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Kuzeye bakıyoruz Ukrayna, tabii, iç savaş. Batımıza bakıyoruz Yunanistan, ekonomik kriz. Suriye ve İran durumu ortada. İran'la zaten dünyadan kopuk bir vaziyette. Ermenistan ve o sırada da her taraf... Baktığınız zaman yangın yeri, kimi ekonomik olarak, kimi iç savaş. Efendim İslam ülkeleri dediniz. Burada tabii ben size soracağım soru şu. İran'ın bu konuya hiç girmemesi çok gerçekten dikkat çekici. Bunu sormak istiyorum ve Arap Ligi veya Arap ülkeleri denildiği zaman yani hani bu Türkiye'nin gösterdiği tepkinin onda birini de geçtik de %1'ini gösteremezler miydi? Yani Arap Ligi Dışişleri Bakanları toplanıyor. Yalandan hani o bizim 95 ile 2000 yılları arasında olduğu gibi İsrail'in katliamını kınayan bir açıklama, çok diplomatik bir açıklama. Tarafları sükunete davet ediyoruz diyor. Mesela bu çok komik değil mi efendim? Biz 2014 yılına gelmişiz. Bana komik geliyor ama size nasıl geliyor bilmiyorum. Şimdi bu komik olmanın ötesinde ilkesizlik. Yani zalime zulmediyorsun demeyeceğiz mi? Ya da haksızlık yapana haksızlık yapıyorsun demeyeceğiz mi? Dünya sisteminin çivisinin çıktığı noktada burası zaten. Yani maalesef kim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya sistemi gücü esas almıştır. Haklı olma prensibini ise tamamıyla kaldırmıştır. Yani siz haklısınız ya da değilsiniz. Uluslararası ilişkilerde bunun hiçbir önemi yok. Öyle bir noktaya geldi ki kimin gücü varsa ya da kim güçlüye arkasını yaslıyorsa, dayıyorsa onun dediği zaten oluyor. Yani Suriye'de bunu görüyoruz. İşte Esad istediğini yapıyor. Birleşmiş Milletler'de veto sahibi bir ülke var arkasında. Evet. İsrail istediğini yapıyor. Arkasında veto sahibi bir Amerika var. Birleşmiş Milletler adım atamıyor manasında. Adım atamıyor. Şimdi dolayısıyla burada hiç olmazsa diğer uluslararası kuruluşların devreye girmesi lazım. İşte Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, Arap Birliği'nin vesaire bütün bunların devreye girmesi lazım. D8'lerin. Şimdi bütün bunların hepsinin ortaya çıkıp bir şeyler söylemesi lazım. Ama maalesef baktığınız zaman yani üzerine ölü toprağa serpilmiş gibi. Ve herkes bizim o meşhur sarı koyun hikayesi var ya, kurt suyun başına geçmiş, evet, sen benim suyumu bulandırıyorsun diye kendisinden aşağıda olanları yemeye, yutmaya başlıyor. Hiçbir şekilde suyunu bulandırması mümkün değil. Şimdi İslam coğrafyası da böyle bir algı içerisinde. Ama kusura bakmayın, bir de ortadaki gerçek var. Bu bir haktır, adalettir, insaftır, vicdandır. Bunu dile getirebilmemiz lazım. Nasıl durdurabilirsek? Tabii burada en önemli meselenin de tekrarını ifade ediyorum. 67'den bu yana İsrail'in karşısında bir diplomatik blok çıkmıyor. Evet. Bu bloğu oluşturabiliriz. Türkiye olarak bizim gayretimiz de bu. Bu bloğu yani bu sesi, İsrail'e karşı tabii, uluslararası illa Müslüman ülkeler değil. Herkes. Tamam. Yani Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i kim haktan, adaletten, vicdandan yana davranmak istiyorsa burada en azından dur denilebilecek. Çünkü bakın Batuhan Bey, bütün bu dünya ülkelerinin şu anda İsrail karşısında sessiz kalanların unuttukları bir şey var. Dünya barışının nirengi noktası Orta Doğu'dur. Evet. Orta Doğu barışının kilidi de Filistin meselesidir. Yani Filistin'de adil, kalıcı bir çözüm bulunamadığı sürece asla ve asla dünya barışı olmayacaktır. Bu eşyanın tabiatı gereği. Realitenin ortaya koyduğu şey bu, manzara bu. Yani dolayısıyla İsrail'in dahi bir an evvel, zaten İsrail'in içinde de bunu isteyenler var. Bu söylediğim İsrail'in içinde de düşünenler var. Bir an evvel burada kalıcı, adil bir barışın sağlanması. Yani başkenti Doğu Kudüs'ü olan bir Filistin devletinin, tam manasıyla özgür bir Filistin devletinin oluşmasının Orta Doğu barışı için kaçınılmaz olduğunu düşünenler var. Bu bloğun oluşturulması noktasında İsrail'e karşı, İsrail'in sıkıştırılması, bölgeye barış getirilmesi, Türkiye bunu istiyor ve bunun için en azından Orta Doğu politikasının mihenk taşı veya ana paradigması bu mu oldu Sayın Kurtulmuş? Yani Filistin meselesi bağlamında bakarsanız böyle. Yani Filistin tam manasıyla özgür bir Filistin devleti, bütün fonksiyonlarla işleyen bir Filistin devleti kurulması Orta Doğu barışı için önemlidir, dünya barışı için önemlidir. Bunun için de biliyorsunuz başından itibaren mesela İsrail'in çok rahatsız olduğu hususlardan birisi Filistin'deki iç barışın sağlanması. Evet. El Fetih ile Hamas arasında... El Fetih dün akşam bir açıklama yaptı. Kanımızın son damlasına kadar İsrail'le savaşacağız. Bu çok dikkat çekiciydi. İlk kez bu kadar sesini yükseltti ve El Fetih, yani Hamas hep konuşurdu efendim. El Fetih dün dedi ki kanımızın son damlasına kadar İsrail'le savaşacağız. Bu ne manaya geliyor? Şimdi şunu görüyorlar. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Yani İsrail sadece canım sıkıldı. Şurada Hamaslıları biraz terbiye edin. Geçmiş dönemde El Fetihlileri biraz terbiye edin diye bu operasyonları yapmıyor. Bu operasyonun arkasındaki temel mesele gerçekten Orta Doğu'da nasıl biz Filistin davasını önemli bir mesele olarak görüyorsak maalesef bugünkü İsrail rejimi, İsrail hükümeti Filistin'in elinden gelse şu andaki kağıt üzerindeki Filistin devletinin bile yok olmasını istiyor. Ortadan kalkmasını istiyor. Dolayısıyla burada kendisine bir zemin hazırlamak istiyor. Bunun için de Filistin mukavemetini, Filistin direncini ortadan kaldırmaya, zayıflatmaya çalışıyor. El Fetih de bunu görüyor. Çünkü bizden daha çok işin içerisinde yaşıyorlar. Görüyor derken görmeye mi başladı? Bugüne kadar görmediği için söylüyorum o eleştiri manasında. En azından gelinen nokta itibariyle görmeye başlaması, Türkiye'nin bakış açısı açısından da değer girişimlerinin nihayeti bulduğunu söyleniyor. Türkiye'nin etkisi oldu. Türkiye'nin bu El Fetih Hamas birleşmesinde etkisi oldu. Birlik hükümetinin kurulmasında fevkalade ciddi bir etkisi oldu. Ama daha önemlisi Filistin halkının etkisi oldu. Evet. Yani Filistin halkı zaten bir avuç insan. Evet. Zaten son derece zor şartlarda ayakta durmaya çalışıyorlar. Doğru. Zaten Batı Şeria ve Gazze dediğiniz yerler sanki böyle bunlar çok müstakil, çok efendim önemli ayakta durabilen bölgelermiş gibi kağıt üzerinde böyle anlaşılıyor. Ama zaten Gazze dediğiniz bölgenin bütün etrafı çevrilmiş. Gazze bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş. Filistin'in Batı Şeria'daki yerleri ise onlar da daha beter, daha vahim bir durumda açık hapishaneye dönüştürülmüş. Her köyün, her şehrin, her kasabanın etrafı tel örgülerle çevrilmiş. Gidilen yollar bile farklı. İsrail kontrol noktalarını geçemeden insanlar doğru dürüst işlerine gidemiyor, kendi tarlalarına, ekinlerine bakmaya gidemiyor. Şimdi böyle bir ortamı yıllardır yaşayan ve giderek şartları ağırlaşan bir Filistin halkı var. Bütün dünyada izliyor, seyrediyor. Ama Filistin halkının şöyle bir avantajı var. Bütün Arap dünyasıyla, İslam dünyasıyla kıyasladığınız zaman hakikaten çok nitelikli bir halk. Son derece ciddi bir şekilde okumuş insanları var. Eğitimli insanları var. Dünyayı tanıyorlar. Çok dar bir alanda sıkışmış kalmış olmalarına rağmen bütün dünyada açık bir toplum. Londra'da bizim Westminster Üniversitesi'ndeki dönemde baktığım zaman hatırlıyorum 10 tane Filistinli arkadaşımız vardı ki o yıllarda yani 94'te, 93'te orada Londra'ya gelip okumuş olmaları önemliydi. Efendim bu konuyu şu soruyla tamamlamak istiyorum. Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden Başbakan'ın sert sözlerine yönelik yapılan açıklamalar kırıcı olmaya başladı Başbakan. Başbakan eleştiriliyor, Türkiye eleştiriyor, siz eleştiriliyorsunuz ve bu yükselen hatta Hitler, Netanyahu eşittir Hitler, yani Netanyahu Hitler'den farklı bir şey yapmıyor veya Nazi benzetmeleri başka noktaya getirildi. Bu konularda neler diyeceksiniz? Bu eleştirilerine nasıl... Vallahi bu eleştirileri yapanları insafa davet ediyorum. Yani ortada açık, gaddarca, barbarca sürdürülen bir zulüm var. Biz burada konuşurken şu anda onlarca kişi Gazze'de bombalar altında belki öldü. Böylesine açık bir husus var. Ortada herhangi bir sebep de yok. Yani bunun yapılabilmesi için bir sebep yok. Meşru bir savaş yok yani onu kastediyorum. Gerçekten adamların topraklarını işgal etmişsiniz. Oraları zaten yerleşimcilerle doldurmuşsunuz. İşte haritalar ortada. 1967'den bu yana hatta 48'den bu yana %90'ını işgal etmişsiniz ve buralar benimdir demişsiniz. Biliyorsunuz yeryüzünde sınırı belli olmayan ve nüfusu belli olmayan tek ülke İsrail'dir. Nüfusu da belli değildir, sınırı da belli değildir. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Açık bir zulümle karşı karşıyayız. Bizim yapabildiğimiz ise sadece... Bunu da zaten bilinçli olarak yapıyor değil mi efendim? Yani genişletmek için, yani bunun için. Yayılma, yayılma politikası. Hem İsrail'in güvenliği, hem İsrail'e yerleşen İsraillerin getirdiklerinin güvenliği, hem de Filistinlilerin mümkünse devlet olarak hiçbir kimliğinin, varlığının kalmaması... Orada da burada esir vaziyette yaşayan bir takım Filistinli toplulukların bulunmasından ibaret bir ideolojiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu açık zulme biz sadece yapabildiğimizde zulmediyorsunuz diyoruz. Bunu da mı demeyelim? İşte bunun söylenmesi istenmiyor herhalde. İsrail işini rahat rahat yapsın. Türkiye'de bir tek ses çıkartan ülke Türkiye. Biraz Katar, biraz Cezayir, hani onları da katacak. Herkes terbiye edilmiş, herkes hizaya sokulmuşken Türkiye hizaya sokulamadı. Esas sıkıntı bu. Yani şimdi bakıyorsunuz Mursi yönetiminin niçin indirilmiş olduğunu. Niçin Suriye'de bu iç karışıklıkların böylesine vahim bir noktaya getirildiğini. Efendim niçin Lübnan'da Sünni Şii geriliminin oluşturulduğunu. Şimdi bakar mısınız? Siz kendinizi İsrailler yerine koyun. Etrafınızda işte Irak, büyük bir Irak devleti vardı. Şimdi parçalanmış bir Irak var. İradesi tamamen bölünmüş bir Irak var. Şimdi bu coğrafyada elinizi ovuşturuyorsunuz ama ne güzel diyorsunuz. Bunların bir iradesi kalmadı. Parçalandılar, dağıldılar. Kendi iç sorunlarıyla uğraşır hale geldiler. Nasıl oldu bu? Durduk yerde mi bunlar oldu? Diyelim bu kadar örgütler ortaya çıktı, bu kadar efendim çatışmalar ortaya çıktı. İnsanlar yıllardır barış içinde birlikte yaşayan insanlar, hadi bizim canımız sıkıldı şimdi iç savaşa mı tutuşalım dediler. Çok doğru. Yani ya da işte şunu çok net söylüyoruz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir darbe büyük güçlerin desteği olmadan yapılamaz. Yapılamaz. Şimdi Mısır'daki Sisi darbesinin kendiliğinden askerler ya bu iş böyle kötüye gidiyor, gidelim biz el koyalım dediğini mi zannediyorsunuz? Evet. Geçmiş dönemde biz de yaşadık. 12 Eylül'de askerlerin canı sıkıldı. Onun için mi ihtilal yaptığını zannediyor? Hatta çok ilginç Batı'nın ileri Batı demokrasi olarak Türkiye'de bizim konuştuğumuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır'da olanlara darbe sözünü tırnak içerisinde söyleyememesi çok ilginçti. Efendim dün işte onun için burada yani bütün operasyon şartlar yani sanki İsrail'in elini daha rahatlatacak, önünü açacak bir noktaya getirildi. Bütün bunlar İsrail'in güvenliği için yapıldığı çok net. Rahat görülüyor. Ama bakıyorsunuz burada hizaya sokamadıkları bir Türkiye var. Planlarını uygulayamadıkları bir Türkiye var. Sokabilecekler mi Türkiye'yi? 17 Aralık, 25 Aralık efendim ondan sonraki gezi meseleleri. Tekrar dönülüyor Türkiye mi? MİT tırlarına yapılan operasyonlar, Dışişleri Bakanlığı dinlenmesi. Bütün bunların hepsi de laf olsun beri gelsin diye yapılmış işler değil. Bütün bunların hepsi de Türkiye'nin bu istikamette gitmesini önlemek için yapılmış olan işlerdi. Allah'a çok şükür güçleri yetmedi. Efendim şu çok önemli. 2 gündür özellikle sosyal medyada çok hızlı bir şekilde döndürülmeye başlandı ama biz dün bunu Sayın Enerji Bakanımızla da konuştuk. Sayın Enerji Bakanı'na da sorduk. Bu özellikle jet yakıtını Türkiye'den İsrail'e gönderilmesi, yani siz burada sesinizi yükseltiyorsunuz ama alttan alta İsrail'e hem ticareti 3 katına çıkartıyorsunuz hem de İsrail, Gazze'nin bombalayan uçaklara jet yakıtı satıyorsunuz. Şimdi bakıldığı zaman TÜİK verilerinde 130 ton diyor. Bize söylendi ki bu jet yakıtı İsrail, Türkiye'ye gelen sivil uçakların, İsrail yolcu uçaklarının, İsrail hava yolları uçaklarına yakıt ikmali karşılığında alınan mal, oraya verilen yiyecek içecek de ihracat kalemi olarak yazılıyor. O uçaklara verilen işte yakıt da jet yakıtı olarak böyle midir gerçekten, siz veriyor musunuz? Böyledir. Enerji Bakanımız da konunun sahibi olarak bu açıklamayı defaatle yaptı. Ama maalesef bazıları çok haksız bir şekilde buradan yüklenmeye çalışıyorlar. Bu tamamen sivil uçakların ikmalleriyle ilgili bir meseledir. Bunun dışında askeri uçaklarla ilgili en ufak bir mesele yok. Zaten efendim 130 ton olarak bakıldığı zaman hani ben oradaki TÜİK istatistiklerinden de baktım. 130 ton yani şey çok büyük bir şey değil, oran değil herhalde, değil mi? Tabii. Yani bunu çok net bir şey. Bu ticaret hacminin artmasına ne diyeceksiniz? Hani İsrail'le biz ticaret hacmimiz büyüyor, yükseliyor. Bunu sevinelim mi, üzülelim mi? Hani bu gelinen nokta itibariyle buna yönelik eleştiriler de olduğu için sormak istiyorum bu soruyu da. Şimdi buradaki mesele, şimdi İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler Mavi Marmara'dan sonra fevkalade ciddi şekilde gerildi. Kopma noktasına geldi. Türkiye yine orada çok net bir tavrı ortaya koydu. Bugün Gazze'de yapılan neyse dün Mavi Marmara'ya karşı yapılan oydu. Ve dendi ki biz 3 tane temel mesele ortaya çıkmadan, bunları İsrail karşılamadan normalleşme sürecine girmeyiz. Evet. Bunlardan bir tanesi özür dilemeydi. Bir tanesi şehitlerimizin ailelerine tazminat ödenmesi meselesiydi. Bir diğeri de ablukanın bütünüyle sona erdirilmesiydi. Ki bunların içerisinde herhalde en önemli olan, zaten Mavi Marmara'da oraya onun için gitti. Şehitler de onun için gencecik yaşlarında şehit oldular. Bu ablukanın kırılması için. Şimdi İsrail'le bu noktada görüşmeler, özür dilendi. Netanyahu açık bir özür diledi. Sayın Obama'nın bulunduğu ortamda bu özür biliyorsunuz telefonla Sayın Başbakanımıza iletti. Evet. Arkasından tazminatlar konusunda belli bir noktaya gelindi. Tam da ciddi bir şekilde bu anlamda ambargonun kaldırılması meselesi gündemde, bunlar görüşülürken şimdi Gazze işgali ortaya çıktı. Dolayısıyla biz tabii ki Orta Doğu'da normalleşmeden yanayız. Biz Orta Doğu'da savaştan değil, Orta Doğu'da barıştan yanayız. Hakikaten biz bu bölgede bütün bölge halklarının huzur içerisinde, esenlik içerisinde yaşamasından yanayız. Bunu da yapmayı başarmış bir milletin çocuklarıyız. Evet. Bakın Bugün Gazze'den, Batı Şeriat'tan, kandan, gürültüden, gözyaşından bahsettiğimiz bu coğrafyada biz 400 küsur sene hükümran olmuş bir milletiz. Osmanlı 400 sene problemsiz şekilde yönetmek herhalde. Hem de öyle ki bu 400 yıl içerisinde bir tane din savaşı yok. Evet. Bir mezhep kavgası yok. Evet. Bir tane etnik çatışma yok. Ve İngilizler gelip Filistin topraklarını işgal ettikleri zaman diyorlar ki ya siz nasıl oldu da burayı bir manga askerle yıllardır, asırlardır idare ettiniz. Nasıl idare ettik? Son derece basit. İnsanlıkla idare ettik. Evet. Biz İsrail'e de onu hatırlatıyoruz. Batı'ya da onu hatırlatıyoruz. Barışı sağlamanın yolu vardır. O da insanlıktır. O kadar. Kiliselerin çan sesleriyle, ağlama duvarındaki ağlayarak ibadet eden Yahudilerle Cuma namazından, Mescid-i Aksa'dan çıkan Müslümanlar yan yana barış içinde aynı sokakta yaşadılar. Evet. Kimsenin ne camisine karışıldı, ne kilisesine karışıldı, ne havrasına karışıldı. Kimsenin ne aldığı eğitime karışıldı, ne giydiği kıyafete karışıldı, ne de konuştuğu dile karışıldı. Doğru. Bunu sağlarsanız barış olur. Ama sen babanın, atanın oturduğu evde oturmayacaksın. Rabia Nutkiye Cabir, hiç unutmuyorum, evet, muhteşem bir Filistinli hanımefendiydi. Birkaç sene evvel gelmişti. Onun hikayesi izleyicilerimize bir kere daha aktarmak istiyorum. Dinlediğimiz zaman hakikaten ağlayarak dinlediğimiz bir hikayeydi. Bir Osmanlı hanımefendisi, 65 yaşında falan da o zamanlar. Ve dedelerinden kalma hemen Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın yakınında bir evleri var. 2 katlı güzel bir evleri var. Yıllardır orada oturuyorlar. Ailecek oturmuşlar. İsrailler geliyorlar, diyorlar ki burayı biz kamulaştıracağız. Hiçbir gerekçe göstermedi. Kadın diyor ki hayır, ben burada dışarıya çıkmayacağım. Kültür bakanları geliyor. Diyor ki ya parayla satın alalım. Kaç milyon dolar istiyorsan verelim. Yok diyor, ben dedemin topraklarını, dedemin evini satmam. Bu benim için diyor hayat memat meselesidir. Geliyorlar bir gün zorla evinden dışarıya çıkarıyorlar. Ondan sonra yine vazgeçmiyor. Evinin bahçesine çadır kuruyor. Geliyor belediye, Kudüs Belediyesi çadır için işgaliye parası alıyor. Hem de çok yüksek bir para. Unuttum şimdi, ayda 1000-2000 dolar gibi çok büyük bir para alıyor. Onu da vermeye çalışıyor. Eşi maalesef bu süreçte sinirinden kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Eşini evinden çıkartıyor. Cenazesine gidiyor. Geliyorlar. Çadırına dahi artık kadıncağızı oturtturmuyorlar. Şimdi bunu yapacaksınız. En basit bir şey. Gencecik çocukları öldüreceksiniz. Kundaktaki bebekleri öldüreceksiniz. Ve ondan sonra barış diyeceksiniz. Var, barışın örneği var. Eğer gerçekten derdiniz barışsa kimsenin dinine, diline, giydiği kıyafete, yaşam tarzına, hiç kimsenin hakkına, hukukuna, malına, mülküne dokunmayacaksınız. Hatırlar mısınız yine birkaç sene evvel bir kilisede papazlar şamdanlarla birbirinin kafasına vurarak kavga ettiler. Evet. Sonradan öğrendik ki o kilise vakfı eğer kendi aramızda biz kavga edersek diye orada ta Osmanlı zamanından beri bir Osmanlı aileye, bir Müslüman aileye, Arap aileye kilise vakfının hakemlik görevini vermişler. Ve o kavgadan sonra getirip anahtarı yine o ailenin evlatlarına teslim ettiler. Evet. Şimdi bunlar hikaye değil. Bunlar tarihte yaşanmış, bugün de yaşanır. Yeter ki üstün ırk olduğunuz fikrinden vazgeçin. Yeter ki bu Orta Doğu'da birlikte barış içinde yaşanabilmenin mümkün olduğunu düşünün. Yeter ki herkesin Hazreti insan olduğunu görün. Kim olursa olsun yaratılışta herkesin eşit olduğunu görün. Şimdi böyle bir şey olursa, siyaseten de bütün dünya bunu zorlarsa Orta Doğu'da barış olur. Dolayısıyla Türkiye'nin de yapmak istediği uluslararası... Bizim yapmak istediğimiz bu. Efendim, Obama ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Obama'nın 2. dönemi ama çok pasif kalması, eleştirilmesi, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kendisini kilitlemeye yönlendirilmesi, hiçbir şeye karışmaması, hatta Pentagon'dan kendisine yönelik sözler, sen ne yapıyorsun, biz tamam çekilelim ama Amerika'nın artık esamesi okunmuyor. Bu eleştiriler... Şimdi Obama ile Amerika'daki etkin, evet, Obama'nın Amerika için seçilmesi Amerika için çok önemliydi. Yani birkaç temel noktada önemliydi ama Amerika'nın o derin Amerika'yla Obama arasında ciddi fikri çatlaklar ortaya çıktı. Yani işte zenci başkan geldi değildir yani. Değil, mesele sadece. 3 tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde neokonların ve onlara bağlı olarak İsrail lobisinin etkisini önemli oranda Sayın Obama kırdı. İkincisi Obama özellikle ilk döneminin sonundan itibaren başlayarak şimdi de uygulamaya çalışıyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dünya jandarması, Orta Doğu jandarması olması fikrinden vazgeçiyor. özellikle Orta Doğu'da silahlı olarak varlığını tutmak yerine buradan çekilmeyi düşünüyor. Zaten söyledi, ordunun miktarını azaltacak. Irak'tan çekilmesi, Afganistan'ın çekilme takvimi vesaire, bütün bunları koyduğunuz zaman savaştan yana olan, dünyada işte Amerika'nın bir jandarmalığa soyunmasından yana olan o derin Amerika ile ciddi bir ihtilaf ortaya çıkıyor. Kendisi açısından önemli bir şey yapıyor aslında. Amerika'nın geleceği açısından da önemli bir şey yapıyor. Yani buradaki askeri varlığından çıkarak aslında kendisi için gelecekte çok büyük bir rakip olarak gördüğü Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'i dengeleyecek bir fonksiyonu icra etmeye çalışıyor. Yani Amerika'nın ilgisini uzak doğuya doğru yönlendirmeye çalışıyor. Üçüncüsü ise orta sınıflara esas alan politikalara yönelmiş olması. Bu da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde finans çevreleri üzerinde hakim olan, hani biz bazen falanca lobi diyoruz, kızıyorlar ya. İşte finans lobileri, faiz lobileri vesaire gibi o seçkin lobileri rahatsız ediyor. Evet. Yani mesela diyor ki Merkez Bankası Başkanımız Sayın Yellen atanmadan evvelki görüşü diyor ki orta direği savunacak, kalkınmacı olacak, güçlendirecek birisi olmalıdır. Dolayısıyla orta direği güçlendirecek politikaları izlemeye koyulmuş olması, sağlık politikaları vesaire gibi bir takım reformlar peşinde koşuyor olması, Obama ile Amerikan seçkinleri, elitleri arasında bir çatışmayı da ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman... Siz yani Obama'nın doğru yolda olduğunu düşünüyorsunuz. Kendisi açısından da Amerika açısından doğru oldu. Efendim bir ara verme vakti geldi. Aranın ardından isterseniz iki güne damgasını vuran paralel yapıya yönelik operasyon ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve AK Parti'de neler olacak onları konuşalım. Kısa bir ara istirham ediyoruz efendim. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'la yayına devam ediyoruz. Efendim sizinle konuşacağımız çok önemli şeyler var. Ben hemen hızlı bir şekilde kalan dakikalarda ikinci başlığımız, önemli başlığımız paralel yapıya yönelik önceki gün başlatılan operasyonla ilgili söylüyorum. Gerçi Başbakan Ordu'da o gün uçakta sorularımızı cevaplandırırken artık bu işin hani soruşturma aşamasının artık adli aşamaya dönüşmesi gerektiğinden dem vurmuştu. Bunu ifade etmişti. Böyle bir şey oldu. Şimdi bakıldığı zaman ben birinci sorum şu efendim. Bu olay gizli bir operasyon yapılacak ama ben Twitter'da kimlere listede olduğunu neredeyse 11 saat önce öğrendim ve operasyon öne çekiliyor. Bu nedenle sahur vakti yapılıyor. Bu nasıl bir oluyor? Nasıldır yani? Bunun açıklaması nedir? Şimdi devletin hakikaten ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunun en güzel ispatıdır. Yani siz bir operasyon yapacaksınız emniyet olarak. Bu herhangi bir operasyon olabilir. Bu operasyon yine devletin içerisinde odaklanmış, operasyon yapılanlarla paralel düşünen birileri tarafından, bir takım insanlar tarafından deşifre edilecek, önceden ilan edilecek. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani gerçekten devlet güvenliğinin çok ciddi şekilde zafiyet içerisinde olduğunu gösteren bir şeydir. Dolayısıyla paralel yapıyla ilgili mücadelede bazıları diyorlar ki, niye Başbakan bu kadar sürekli bu konuyu gündeme getiriyor? Türkiye hakikaten demin de konuştuk, çok büyük badirelerden geçti. Gerçekten Türkiye'de devlet, sadece hükümetin indirilmesi değil, Türkiye'de devlet bakımından çok ciddi sorunlar ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı'ndaki özel görüşmeler dinlendi. MİT tırlarına karşı operasyonlar yapıldı. Sanki bir başka ülkenin elemanları yapıyormuş gibi bunlar yapıldı. Şimdi burada da ne kadar çok devletin kadroları içerisinde yerleşildiğini ve ne kadar çok art niyetli olarak hareket edildiğini gösteriyor. Yani bir operasyon yapılacak ve bu operasyon yapılmadan yine ondan bilgisi olan kısıtlı insanlardan birisi bunu sızdırıyor. Efendim çok ilginç. Bu kabul edilebilir bir şeydir. Siz isminiz listede olanlardan bir tanesiniz. Yani siz de Selam ve Tevhid, hani bir uydurma veya işte hani öyle diyoruz. Çünkü Uğur Mumcu'yu katledenler, bu biliyorsunuz 93 yılında gündeme gelmişti Selam ve Tevhid örgütü. Siz de bunlardan dinlenenlerden bir tanesiniz. 2800 küsür kişinin dinlendiğinden dem vuruluyor. İşte biz gazeteciler, Ankara temsilcileri sizi niye dinlerler? Ya mesela sizin önce şunu sorayım. Sizin Selam ve Tevhid örgütüyle bir ilişkiniz var mı? Yani şimdi zaten işin hainliği de burada. Yani devletin yöneten insanlar, Sayın Başbakanımızın devlet adamlarıyla yaptığı görüşmeler dinlenmiş. ilgili bakan arkadaşlarımızın yaptığı görüşmeler dinlenmiş. Efendim çok önemli özel toplantılar dinlenmiş. Benim dış politikayla ilgili olarak başka insanlarla yapmış olduğum görüşmeler dinlenmiş. Ben de bilmiyorum ne olduğunu ama ortadaki iddia bu. Savcılıktan yapılan açıklamada bu şekilde. Şimdi ve o kadar güzel semboller üzerinden de dediğiniz gibi insanları nasıl dinliyorsun ya? Sen hangi gerekçeyle dinliyorsun? Hangi hukuki şeyle dinliyorsun? Nereden bu izni aldın? Hangi suçlamayla, hangi mahkemeden bu izinleri aldın? Böyle insanlar dinlemişler. Kaldı ki sen zaten ülkeyi yönetenleri nasıl dinlersin? Böyle bir hakkın yok. Bunu dinlemiş. Tapeler haline getirilmiş bunlar. Ve ondan sonra da öyle bir algı operasyonu yapacaklardı ki eğer başarılı olsalardı selam melam Uğur Mumcu falan filan diyerek bir böyle sanki Numan Kurtulmuş selam terör örgütü üyesi diyecekler mi? Diyeceklerdi. Sayın Başbakan da sizin için bunu diyecekler miydi? Sayın Başbakan da bu örgütün lideri olarak ilan edilecekti. Senaryo buydu. Selam ve Tevhid örgütünün lideri Başbakan Erdoğan sizde. Birçok arkadaşımız da bu işin içerisinde biz de birçok arkadaşımız bu hakikaten hainliktir. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Efendim yani. Son 4 yıldır yapılmış bu dinlemeler. Siz tabii. 4 yıldır dinleniyorsunuz. Yani sizin hani bir ailenizde yaptığınız görüşmeler, çocuklarınızla yaptığınız görüşmeler veya işte başbakanla yaptığınız görüşmeler, siyasetçilerle her şeyiniz arşivlenmiş durumda. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir, bu insafsızlıktır. Yani adına ne derseniz deyin, bu hiçbir devlet bunu kabul edemez. Yani diyelim İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da böyle bir şey yapılmaya kalksa bunu yapanlara o ülkeyi dar ederler. Başına indirirler yani. Şimdi dolayısıyla bu büyük bir haksızlık, büyük bir yanlışlık. Allah'a çok şükür yanlış hesap Bağdat'tan döndü ve inşallah bunları yapanların da sonuna kadar gidilerek bunların hesapları sorulacak. Hatta biz ilk sefer selam örgütü meselesini duyunca evet. Bazı arkadaşlarımız espri yaptılar. Dediler ki ya biz de ve aleykümselam deseydik evet, dediler. Evet, yani evet. Şimdi bu kadar isimler seçtikleri şeyler yani bir semboller, ülkenin başbakanı, evet, ülkenin evet. Bakanları bunlar son derece yanlış, insafsız şeyler. Hazırlıklarını yapmışlar. Birileri de belki bunlara demiş ki siz bunları yapın. Türkiye'de bir darbe olur zaten. Bunlar bir Mısır gibi bir şey yaparız zannetmişler. Ve eğer bunu yaparsak da bu uyduruk dosyaları ortaya çıkarır. Bu insanları süründürürüz. Efendim yasada da benzeri mahkemeler ortaya çıkartırız ve böylece ülkede bir efendim, makas değişikliği yaparız. Hakikaten şimdi bakıldığı zaman yani siz söylediğiniz çok önemli. Biz hakikaten yani çok keskin bir virajı dönen bir ülke olmuşuz. Hani öyle bir viraj dönmüşüz ki biz hani bakıldığı zaman yani 4 senedir yapılan dinlemeler dinleniyorsunuz. Selam siz dediniz öyle değil mi efendim? Tabii. Yani siz size 2010'dan beri dinlenmiş. 2010'dan beri evet. Selam ve Tevhid üyesi yöneticiliği olarak mı siz suçlanacaksınız? Bilmiyoruz. Onlar muhtemelen sonra nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Benim herhangi bir detayıyla ilgili bilgim yok. Ben de medyadan duyduğum kadarıyla biliyorum. Yani başbakan ve birçok kimse dinlenmiş. Sonunda bu bir belki sonradan bu örgüt ismi uydurulmuş buna. Bir polis müdürünün dün işte şeye götürülürken, gözaltına götürülürken işte kelepçelenmesi, birçoğunun arkadan veya önden kelepçelenmesi veya elini kaldırarak ben haram lokma yemedim ve bunu yine sosyal medyada bir sloganlaştırılmasına ne diyeceksiniz efendim? Şimdi bu tabii ki bu da bir imaj, algı operasyonunun parçalarından birisi. Bakın millet zaten bunu böyle algıladı. Şimdi nasıl başladı bu iş? Efendim bazı bakan arkadaşlarımızla ilgili yolsuzluk iddialarıyla başladı. Şimdi ya kardeşim madem yolsuzluk iddiaları üzerinden bir operasyon başlatıyorsun. İyi de MİT tırlarını niye durduruyorsun? Niye Dışişleri Bakanlığı'ndaki çok mahrem bir toplantıyı dinliyorsun ve bunu servis ediyorsun? Kime servis ettiğini de bilmiyoruz. Niye bu kadar çok insanları dinliyorsun? Niye bu kadar çok işte başka şeyler yapıyorsun? Millet de böyle algıladı. Ya dedi bu işte bir bit yeniği var. Bu herhangi bir şey değil. Yolsuzluk operasyonu değil. Bunları yapmak istediği başka bir şey. Ve bunların yapmak istediklerini hükümete indirmek, Sayın Başbakanımızı işte gerekirse tutuklamak. Hatta daha öncesine gidin. Sadece burada değil. 7 Şubat 2012'de başladı operasyon. Sabık Başbakan efendim, dönemin başbakanı. Tabii, okuduk, yani bunu imzalı belgelerde okuduk. Aynen öyle. Sabık Başbakan. Şimdi bunlar çok fazla. Yani bunlar bu ülkenin kaldırabileceği şeyler değil. 7 Şubat'ta operasyon yapıyorsun. 7 Şubat operasyonunu niye yapıyorsun MİT'e karşı? Yani şimdiye kadar çok iyiydi. Çünkü MİT bir takım güçlerden izin almadan, efendim onlarla bir takım uzlaşma içerisine gitmeden evet. Ne adım atardı ne de MİT'in bilgileri böyle elek gibi başka taraflara geçerdi. Şimdi ilk sefer Türkiye'nin istihbarat teşkilatı yine siyasi iradenin bilgisi ve talimatıyla gidiyor doğudaki meseleyi çözmek için, çözüm sürecini gerçekleştirmek için, barışı sağlamak için Türkiye'nin inisiyatifiyle görüşmeler yapıyor. Sen misin bu görüşmeleri yapan? Eğer 7 Şubat'ta Sayın Hakan Fidan'ı bir türlü sorguya almayı başarsalardı arkasından hükümeti hem o çıkamayacaktı hem de arkasından hükümeti düşürecek adımlar atacaklardı. Aslında, biz o zaman muhalefetteydik. O zaman da bunu gördük ve bunun böyle olduğunu söyledik. Efendim aslında dolayısıyla yani mesele öyle şaka maka değil. Yani şu topluluk, şu camia, bu cemaat falan meselesinin çok ötesinde bir mesele. Türkiye'de devlete karşı, hükümete karşı da demiyorum. Devlete karşı yapılmış olan bir takım işler olduğu görünüyor. İşte en son dün akşamki bilgilerin bile sızdırılmış olması ne kadar vahim bir hadiseyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi savunma mekanizmalarını tabii ki geliştirecektir. Kendisini koruyacak tedbirlerini alacaktır. Başbakan Cumhurbaşkanı olduğu takdirde ben orada da özel röportajda sordum. Kırmızı kitaba da bu mücadele girecek diye çok net bir şekilde söyledi. Ama tabii Türkiye'nin de bir an evvel bunları artık şeyde bırakması, geride bırakması noktasına gelebilmesi için bu paralel yapıyla mücadelenin hızlı bir şekilde bitirilmesi gerekmiyor mu efendim? Veya bunu Türkiye artık geride bırakmalı. Hiç şüphesiz yani bu bir arizi bir durumdur. Yani hiç kimsenin de kurduğu 3-5 tane böyle organizasyonla devleti ele geçirmesi mümkün değildir. Milletin iradesini yenerek meşru hükümeti alaşağı etmesi mümkün değildir. Olsaydı zaten bunu yaparlardı. Evet. Hem de en uygun uluslararası konjonktürün olduğu bir ortamda denediler, yapamadılar, millete çarptılar. Çünkü Türkiye'de bakın biz başkaları gibi değiliz. Bu ülke Allah'a çok şükür 64 yıldır bir çok partili siyasi mücadele veriyor. Darbeler oldu. Başbakanlar asıldı bu ülkede. Bu ülkede başbakanların altından seçilmiş, meşru başbakanların altından zorla koltuklar alındı. Ama her zaman bu ülke sandığı ortaya koymayı başardı. Ve bu millet sandıkta ne çıkarsa orada milli iradenin karşısına, milli iradeyi engellemeye çalışan herkese sandıkta ders verdi. 1960'tan sonra ders verdi, 1970'ten sonra ders verdi, 1980 darbesinden sonra verdi, 28 Şubat'tan sonra verdi, 27 Nisan darbesinden sonra verdi, 30 Mart'ta da işte 17 Aralık ve 25 Aralık'ın cevabını verdi. Doğru. Dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları milleti hafife almasınlar. Evet. Yani bu darbe teşebbüsleri, bu devlete müdahale teşebbüsleri masa üzerinde bir proje yapar gibi yapılamaz Türkiye'de. Bu millet şerbetlenmiştir. Bu millet antidemokratik saldırılara karşı büyük bir mukavemet kazanmıştır Allah'a çok şükür. Ve her seferinde de başarıyla çıkmıştır. Evet. Onun için bizim güvendiğimiz tarafta milletin bu feraseti. Efendim siz de hazır bulmuşken çünkü siyasi anlamda olaylara çok yukarıdan bakabilme özelliğiniz olduğu için bunu hatırlatarak sormak istiyorum. İçinden diyelim. Yukarıdan evet. İçin, yani olayı değerlendirme anlamında önemlidir yorumlarınız. Hani bu o olsaydı ki bu paralel yapı başarılı olsaydı buradaki nihai hedef ne olacaktı? Ne beklenebilirdi? Çok açık. Nihai hedef çok açıktı. Yani demin de konuştuk. Birçok konuda. Şimdi neden oldu bu işler? Yani ben sadece bir grubun devleti ele geçirme meselesi olarak görmüyorum. Açık söyleyeyim. Neden oldu? Sen misin 14 Mayıs 2013'te IMF'yi kapı dışarıya koyan ve IMF'ye borcunu bitiren? Sen misin bütün dünya sırtını dönse biz Filistin davasından vazgeçmeyeceğiz diye? Sen misin tek başına bir Türkiye'nin milli inisiyatifi olarak çözüm sürecini gerçekleştirmeye çalışan ve ciddi bir şekilde adımlar atan? Sen misin Türkiye'ye 100 yılın projelerini gerçekleştiren? Marmara'yıdır, 3. Köprüdür, 3. Havaalanı'dır. Türkiye'ye bu anlamda ciddi bir şekilde ekonomik olarak sıçrama yaptıran. Sen misin Türkiye'de bütün yurttaşların özgür ve birinci sınıf yurttaş olması için adımlar atan, reformlar yapan? Bu rahatsız etti. Türkiye'nin beklenen istikameti bu istikamet değildi. Bu beylerin, dünya egemenlerinin Türkiye'ye çizdikleri... Şöyle sorayım efendim o zaman, sözünüzü kesiyorum. Türkiye'yi tekrar Lozan sınırlarını kırma çabasından geriye döndürüş olarak değerlendirmek... Öyle demeyelim. Türkiye'nin 150 yıllık derin uykusundan uyanma sürecidir. Peki, tamam. Bu derin uykudan, millet uyuyun derin uykunuza. Ne yaparsanız yapın ondan sonra. Yani efendim bazıları da AK Parti işte çok dindar bir görünüme kavuştuğu için falan değil. Adamların bizim dinimizde, diyanetimizde falan ilgisi yok. Sabahlara kadar namaz kıl, sabahlara kadar oruç tut. Efendim işte istediğin kadar dindar ol. Bundan rahatsız olmuyorlar. Dünyada birçok böyle ülkeden hiç rahatsız olduklarını görüyor musun? Evet. Ama şahsiyetli, bağımsız, kimlikli, Türkiye'nin referanslarına, o tarihi referanslarını önemseyen, bir medeniyet tasavvuru ve tahayyülüyle hareket eder bir noktaya geldiğiniz zaman kıyamet kopuyor. Doğru. Esas mesele budur. Türkiye'nin böyle bir istikamete gitmesini önlemeye çalışıyor. Hızlı bir şekilde sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bir taraftan yapılan anketler var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında gözler bir taraftan da aslında sanki piyasalar satın aldı Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığını. Öyle sorayım. Yani hani bakıldığı zaman hem borsa hem şey ama bir taraftan da AK Parti'nin geleceğiyle ilgili tartışma var. Ama burada da Başbakan ve partinin önde gelenleri, belki bunlara sizi de dahil etmek mümkündür. Diyorlar ki onuna kadar biz bu konuyu konuşmayalım. Birinci hedefimiz, önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Şimdi dikkatimiz dağılmasın. Ondan sonra bunu konuşalım. Bizim işte MYK'mız var, işte yetkili organlarımız var, istişare süremiz var. Ne diyeceksiniz? Şimdi ben de hemen 30 Mart seçimlerinin ertesi günü akşam yaptığım televizyon programında bunu söylemiştim. Yani bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde AK Parti nasıl devam edecek, kimler olacak tartışmasını yapmak seçmenin iradesine saygısızlıktır. Bunu yapmamaya gayret büyük oranda da buna dikkat ediyoruz. Şimdi AK Parti artık 30 Mart'la birlikte sadece bir siyasi parti olmanın ötesinde bir büyük siyasi hareket haline dönmüştür. Yani kalıcı, uzun yıllar bu topraklarda etkisi olacak ve Türkiye'ye gerçekten halkın gösterdiği istikamette Türkiye'nin yolunu çizecek olan, önünü açacak olan bir siyasi hareket haline gelmiştir. Bir kere bir numaralı tespit olarak şunu yapmamız lazım. Bu siyasi hareketin lideri de Sayın Başbakanımız Erdoğan'dır. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın konumu ne olursa olsun bu siyasi hareketin lideri olmaya devam edecektir. Bir kere bunu veri olarak... Yani arkasını dönüp göbek bağımı ben kestim. Aa siz kimsiniz? AK Parti'yi tanımıyorum. Hani hepsi yapılan tarafsız cumhurbaşkanlığı falan bunlar... Tabii ki cumhurbaşkanlığı makamında bütün milletin 77 milyonun cumhurbaşkanı olacaktır. Ama bırakın onu, Sayın Başbakanımız dese ki ben hiçbir pozisyon istemiyorum, ben kenarda duruyorum dese dahi, altını çizerek söylüyorum, bu siyasi hareketin lideri olmaya devam edecek. Anladım. Çünkü halk böyle görüyor. Hani bunu nasıl değerlendirilir, bu nasıl konulur diye onun için özellikle ısrarla sordum. Onun için ben de çok açık söylüyorum, hiç lafımı yapmadan. Dolayısıyla bunu bir veri olarak önümüze almamız lazım. İkincisi, AK Parti'nin geleceği bundan sonra kim hangi pozisyonda olacak tartışması değildir. AK Parti ise hangi istikamette yoluna devam edecek meselesidir. Yani bu daha mı önemli? İsimlerden ziyade önemli. Yol, AK Parti'nin gideceği yol mu hiç çok şüphesiz önemli? Hayati olan şey odur. Hangi birimizin yarına çıkacağının garantisi var. Sayın Başbakanımız dün grup toplantısında da söyledi. Hiçbir faninin üzerine biz baki olan bir davanın sorumluluğunu yükleyemeyiz. Bu büyük medeniyet tasavvurumuzun yeni güçlü öncü Türkiye ihyası ve inşası mücadelemizi hiçbir faninin üzerine bina ederek sürdüremeyiz. Bu olmaz. O zaman bu zaten küçük bir iş olur. Bu sıradan bir parti faaliyeti olur. Şimdi böyle baktığınız zaman önümüzde Ali mi olacak, Veli mi olacak, Hasan mı olacak, Hüseyin mi olacak meselesi değildir mesela. Evet. AK Parti'nin önünde birinci mesele yeni Türkiye'yi inşa etme adımlarını atmaktır. Çok net söylüyorum. Bunun ilk maddesi de yeni bir anayasadır. Evet. Başkanlık temelli, Türkiye'deki bütün sorunları demokratik, katılımcı, özgür bir perspektifle çözen yeni bir anayasa talebi halen devam ediyor ve AK Parti'nin sorumluluğudur. Bununla birlikte siyasi partiler yasası, seçim yasası, inşallah başka bir programda bunları uzun uzun teknik detaylarıyla da konuşuruz. Yani siz de ben diyorsunuz ki 2002'de başlanılan bu yolculuğun tekrar başa sarıp tekrar o... Tekrar büyük bir reform ve dönüşüm iradesiyle... Yani tırnak içinde devrimci diyecektim ben ama oldu mu bilmiyorum ama siz devrimci, retoriği çok daha iyi bilirsiniz. Diyebilirsiniz. Tekrar o devrimci kimliği öne çıkartan bir dönüşüm mü? Dönüşümde yenilenmiş bir iradeyle. Anladım. Belki yenilenmiş kadrolarla. AK Parti'nin bir 2023 vizyonunu var zaten. Bunu güncelleştirerek ortaya koyması ve toplumu bu konuda mobilize edebilmesi. Esas meselemiz budur. Bütün bunun da altyapısının yapılması. İşte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Mesela yine çok önemli meselelerden birisi kamu reformudur. Kamu personel reformudur. Yani 2019'da genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimleri üst üste gelecek. Artık şu olmalı Türkiye'de. Gelen iktidarlar üst kadrolarıyla birlikte gelmeli. İktidar gidince de kadrolar da gitmelidir. Bürokratlar anlamında söylüyorum. Bütün bunların tartışıldığı yeni bir anayasa. Kamu yönetimi anlamında o bürokrasiye, o hantal bürokrasiye bunu söylemek durumundayım. Yani bakıldığı zaman hani şimdi mesela biz burada bir işi bir kişi yapıyorsa hani devlet de aynı işi 10 kişi yapıyor. Bu manayı, bu hantallığın giderilmesi... Bunlar da yani Türkiye kalmış sorunlarının tamamını yeni bir anayasal reform perspektifinde çözecektir. Birinci meselemiz bu. Bunlar önem sırasına göre değil ama yol haritasını belirlemek için söylüyorum. İkincisi çözüm süreci. Çözüm süreci Allah'a şükür doğru bir istikamette gidiyor. Çözüm sürecinin bitirilmesi, dağlardakilerin gerçekten onların topluma kazandırılması. Sosyal medyayı okuyunca efendim ama böyle olmuyor. Hani tekrar çatışma ortamına çok yakın olduğunu söyleniyor. İsteyenler var, böyle olsun isteyenler, temenni edenler var. Keşke böyle olsa, Türkiye tekrar karışsa diyenler var. Ama bunlar çok azınlıkta. Bunlar bir takım fitne odakları. Ama halkın büyük bir çoğunluğu, yani Türkiye'de doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde halkın büyük bir çoğunluğu, buna şehit aileleri de dahil olmak üzere söylüyorum, artık bu iş yeter, bunu çözelim diyorlar. Evet. 30 yıl sürmüş olan bir süreç, 32 bin insan ölmüş ve 1,2 trilyon dolar paramızı kaybetmişiz bu işte. Dolayısıyla ikinci mesele budur. Bu burada normalleşme sürecinin yerine getirilmesidir. AK Parti'nin önündeki üçüncü önemli irade, ekonomide yeni bir faza geçmektir. Yani 10 yılda, 12 yılda makroekonomide dengelerimizi sağladık. Çok şükür dünya bütün istikrarsızlık içerisinde. O yeni faz ne olacak? Bu daha çok üreten, daha çok küresel alanda rekabet yapabilen. 20.000 dolarlara, 16.000 ardından 21.000 dolarlara çıkmak hayal mi? Hayal değil. İşte zaten bunu yapamazsanız, yeni bir faza geçemezseniz, üretim eksenli, efendim ihracat eksenli, istihdam eksenli, evet, o markaları olan, argesi olan, patentleri olan, uluslararası alanda rekabet edebilen bir Türkiye ekonomisini oluşturamazsanız zaten orada o tehlike başlar. Efendim, süremiz bitmiş. Onun için de bu 20.000 dolarlar meselesi çok hayal önemli değildir. Ve bu yeni bir faz dediğiniz bu değil mi? Evet. 20.000 dolarlar. Herhalde şunun için söylüyorsunuz, 20.000 dolara Türkiye çıkarsa artık geri döndürülemez. Ben şöyle özetliyorum. İlk 12 yılda Türkiye makro dengelerini sağladı. Şimdi önümüzdeki 2023'e kadar olan 9-10 yıllık süre içerisinde mikro başarılarla bu Türkiye'nin ekonomik başarısı taçlandırılacak. Taçlandırılacak ve geri dönüşü olmuyor değil mi ondan sonra? Tabii. Efendim çok kısa, adınız, hani bunu sorma durumundayım hep soruyorum. Adınız başbakanlık için geçenlerden birisiniz. Hani buna ne diyeceksiniz diye benim sorma, habercilik görevi olarak sorma durumum var. Demin herhalde bununla ilgili de cevabımı verdiğimi zannediyorum. Biz bu Numan Kurtulmuş da olsa fani insanlar üzerinden baki bir davanın hesabını yapmayız. Anladım. Dolayısıyla biz hepimiz yeni Türkiye'yi inşa etme mücadelesinde canla başla gayret ediyoruz. Efendim biz hepimiz büyük medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etme sorumluluğunu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yarının sahibi Cenab-ı Allah'tır. Neyin nasıl olacağını bilmiyoruz. Bunun için de kişisel hesaplar ve gayretler içerisinde de koşturmayız. Evet. Bunu da siyasetimizin, edebimizin, fikriyatımızın, mefküremizin önemli bir meselesi olarak görürüz. Evet. Asıl olan baki davanın peşinde koşmaktır. Allah neyi takdir eder, nasıl takdir eder onu hep beraber göreceğiz. Son parti Saadet Partisi'ydi. Bu soruyu belki sormamı istemezsiniz ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalacaklarını söylediler. Şimdi ben partiler ne karar alırsa alsın, çok açık söyleyeyim. Herhangi bir partinin aldığı karar tabii ki bizi ilgilendirmez, bağlamaz. Ama şunu çok net olarak söylüyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi ortada yeni Türkiye ile eski Türkiye'nin mücadelesi haline dönmüştür. Ben partilerin tabanlarının, seçmenlerinin, isim verdiğiniz için söyleyeyim, Saadet Partisi'nin tabanındaki değerli arkadaşlarımızın da kahir ekseriyetinin yeni Türkiye istikametinde oy kullanacaklarını, evet, ve Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanı olması için tercihte bulunacaklarına inanıyorum. Efendim bu güzel sohbet için, bu Kadir Gecesi'nin günündeki bu güzel sohbet için, bu açık cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun programımıza. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet efendim, konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'tu. Biz yorumu her zaman olduğu gibi sizlere bırakıyoruz. Ankara'dan iyi günler diyoruz efendim. Hoşça kalın.